1. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 41 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 41 Tehlikeli Oyunlar Yönerge. Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. Tehlikeli Oyunlar Tarih Dersi için proje ödevi alan Asya ve Aras'a ders öğretmeni ortak bir konu verdi. Yakın Orta Çağ incelemesi yapıp bunu sunum haline getirerek sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını istemişti. Kütüphaneden aldıkları kaynakları ve genel ağdan edindikleri makaleleri incelerken ikisinin de dikkatine at üstünde düello yapan, o dönemin saygın askerlerinin bulunduğu bir resim, BK. Görsel çekmişti. İkisi de resmi incelediler. Bu düello, bir zamanlar en iyi şövalyeyi seçmek için yapılsa da günümüze kadar devam etmiş. Artık Almanya'da sadece eğlenmek için yapılan bir oyun haline gelmişti. Oyunda uzun doğrusal bir parkurda birbirlerine doğru at üstünde hareket eden şövalyeler, karşılaştıkları anda ellerindeki sırıklar yardımıyla birbirlerini düşürmeye çalışıyorlardı. Proje için yaptıkları hazırlık sırasında Asya ve Aras'ın arasında şu konuşma geçer. Asya, Aras, bu oyun bence tamamen fizik dersiyle ilgili. Fark ettin mi? Aras, evet ama fizik dersiyle ilgili olan kısmı yazmamamız yeterlidir. Asya, ikimiz bu oyunu oynamış olsaydık kim kazanırdı sence? Aras, tabii ki ben kazanırdım. Çünkü benim kütlem senden fazla. At üstünde hareket ederken çizgisel momentumum fazla olurdu. Sonuçta çizgisel momentumu büyük olan kazanır oyunu. Asya, kendine fazla güvenme, bence oyun sadece kütleyle ilgili değil. Eğer atımı daha hızlı sürersem senin çizgisel momentumun daha düşük seviyede kalabilir. Aras, karar vermek için daha iyi değerlendirme yapmamız gerekir. O zaman şöyle diyelim, iyi olan kazansın. Karşılıklı gülerek sunum hazırlamaya devam ettiler. 1. Oyun hakkında yapılan açıklamalar dikkate alındığında sizce Aras ve Asya'dan hangisi haklıdır? Bu durumu sıra arkadaşınızla paylaşarak değerlendiriniz. Cevap, ikisi de haklıdır. Çizgisel momentum kavramı hem kütle hem de hız ile ilgilidir. Bir cismin hızının büyüklüğünün ya da kütlenin değerinin artması momentum değerini arttırır. İkinci düellonun sonucunu etkileyen büyüklük çizgisel momentum olacağına göre şövalyelerin birbirlerini düşürmek için yaptıkları çarpışmanın öncesi ve sonrası durumları çizgisel momentum ile nasıl ilişkilendirilebilir? Cevap, doğrusal yörüngede hareket eden iki cisim için çizgisel momentumlarına bakılması yeterlidir. Zıt yönlü momentum vektörlerinin toplamı çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonra değişmeyecektir. Bu olayın adı çizgisel momentumun korunumudur. Çizgisel momentumunun değeri büyük olan şövalye yarışmayı kazanacaktır. Üçüncü bir doğru üzerinde gerçekleşmese de çizgisel momentum daima korunur mu? Cevap, bir doğru üzerinde çizgisel olmasa da momentum vektörü daima korunur. Başka bir ifadeyle iki boyutlu ya da üç boyutlu çarpışmalarda çizgisel momentum vektörü daima korunur. 1. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 41 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.